çocuklar şöyle bir tepsi pizzası yapmak ister misiniz ya da annenize seslenip anne bana bir tepsi pizzası yapar mısın lütfen derseniz sizce yapar mı bence bir şansını dene çünkü çok kolay 5 su bardağı una 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip onunla tuzu karıştırdık ve tezgahın üzerine Unumu serip ortasını geniş bir havuz şeklinde açtım. 2 su bardağı ılık su yani içme suyundan bir tık daha sıcak demek. 1 paket instant maya yani kuru maya 10 gram gelir. 1 çorba kaşığı toz şekerle mayanın harekete geçmesine yardımcı oluyorum. Ve 4 çorba kaşığı sızma cıvık yağ. Pizza hamurunda cıvık yağ çok önemli bir etken. Şimdi... Güzelce havuzumun içerisini sulu kısmı yoğunlaştırarak taşırmadan kenarından unları alarak ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğim ve unlu unlu bir hamur olmayacak. Tamam mı? işte kıvam bu. Şöyle bir kabın içerisinde alıp oksijen temasını streçle sararak kesiyorum. Bir de üzerine mis gibi temiz bir mutfak beziyle kapatarak bekleteceğim. İki katına çıkacak. Sosu için iki tane kabuklu domates ve beş diş sarımsağı blenderdan bızıt yapınca ne oluyor? Kabukları da bizde kalıyor. Ağzına sarımsaklı domates püresi işlem her zaman kolay. Sosunu mutlaka pişirmek gerekiyor. Lütfen gel beraber pişirelim. Orta ateşte küçük bir sos kabı ve iki çorba kaşığı sızma cıvık yağ. Cıvık yağ hemen ısınıyor. Domates sosları içeriye lütfen. Şimdi karıştırarak bak kaynamaya başladı. Azıcık bir şey hemen kaynar. Şimdi bunun baharatları. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kadar fesleğen olmadı. Kekik koyarsın. Bir çay kaşığı pul biber. Ve bir çay kaşığı karabiber. Bende tane karabiber var. Elhamdülillah normal karabiber de olur. Ve bir tane küp şekerle karıştırdım. Kaynadı aldım ocaktan. Sosum hazır ve mis gibi kokuyor. Bir saat geçti. Hamurum ahanda böyle mayalanmış. Benim hamurum mayalanmıyor, şişmiyor, kabarmıyor deme. Söylediğim talimatlara uygun şekilde hareket edersen senden iyisi olmaz biliyorsun bu işi. Lütfen beni iyi dinle. Ellerime birazcık cıvık yağ sürdüm. Hamurumun da üzerine birazcık cıvık yağ sürerek hamurumun gazını alıyorum. Havalandı ya mayadan sebep onu almak gerekiyor. Al bak sana toparlamış oldum. Çek oradan bir tepsi. Bizim fırının tepsisine fırın kağıdı yerleşti. Üzerine hamurumu ekliyorum. Merdane ile yapmıyoruz bu işi. Parmağımızla tepsi boyutunda parmağımızı yağlayarak cıvık yağ ile böyle 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 açıyoruz. Pide hamuru yine hayal etsene onun gibi işte. Ha bak böyle açıldı. Hamurum kabarmasın diye de çatalla böyle böyle üzerinden geçiyorum ve hazırlamış olduğum sosu pizzanın en kenarlarına gelmeyecek şekilde bu şekilde sürüyorum. Malzeme olarak parmesan peyniri, parmesan mı, eyle mi, başlıyor bilmiyorum da. Ya hangi peynirin varsa ben elimdeki ve sevdiğim malzemeleri değerlendiriyorum. Burada önemli olan pizzanın hamuru ve sosu. Bu da işte domates, biber ve pastırma efendim. Dilimleri ayıracağım kısımlarına bu pastırmayı yerleştiriyorum ben. Bu da eritme peyniri. Yani normal peynir dediğim gibi. Normal taze kaşar falan işte. Mozzarella çarçur. Biraz cıvık yağ gezdiriyorum üzerine ve gel şimdi pişirme olayı çok önemli biliyor musun? Lütfen iyi dinle beni. Önden ısıttığımız sıcak fırında alt üst ısıtma ayarında 200 derecelik ısıda Alttan da ikinci rafta pişirmeye verdik mi? Verdik. Bakayım ne zaman pişecek? 40 dakika sonra altlı üstü mis gibi pişti. Bu anne pizzası. O yüzden 10 dakikada olmuyor. İçi kalın, hamur hamur, çok dolu. Arkadaşlarına paylaşmalısın. Paylaşmak kadar güzel şey var mı? Hiç beklemeden dilimlere ayırıyorum. Yanında mis gibi ayranla, Türk ayranıyla götürüyorum. Yumuşacık dokusu ve lezzeti. Sence nasıl?